Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla, yeni bir farklı bir ürün inceleme videosuyla birlikteyiz. Geçen haftalarda BİM'e gelen Kiwi Baby bebek telsizi aldık ve incelemeyi çekmek istedik arkadaşlar. Hemen kutuyu açmadan önce, ben daha önce kutuyu açtım zaten, testini yaptım, baktım. Kutuyu açmadan önce şöyle sizlere bir dış yüzünü göstereyim arkadaşlar. Hemen şurada sol tarafta özellikleri yazıyor. Sese duyarlı çalışma, sensitif, ses hassasiyet ayarı, hoparlör ses ayarı, gürültüsüz net ses, bağlantı uyarı sesi ve led ışıklı ses göstergesi olduğunu söylüyor arkadaşlar bize. Şu şekilde iki tane tesisimiz var. Ve açık alanda 100 metreye kadar çekim kapasitesi olduğunu söylüyor. Açık alanda denemeyeceğiz ama ev içerisinde bir testimiz olacak. Yani bebeğimizin yattığı yerden bizim en fazla nedir? Mutfak, oturma odası ya da salonda otururken onu duyabilir miyiz? Yani o çekim kalitesi nasıl olacak? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle sağ tarafında burada açıklaması var. Yine 100 metre açık alan çekimi, 20-40 metre verimli çekim alanı ev içerisinde. Bu duvar kalınlığına göre, tabi kapı kapanmasına göre, onlara göre değişiyor arkadaşlar. Hemen sol tarafında da teknik verileri var arkadaşlar. İki tane tesisimiz var demiştik. Birisi alıcı, birisi verici. Bunlar ikisi de 3 tane ince kalem pille çalışıyor arkadaşlar. LR03 modelli normal kumanda pillerinden. Onlarla çalışıyor. Piller sürekli açık konumdayken alıcı cihaz 2-3 gün, verici cihaz ise 3-5 gün kadar dayanmaktadır diyor. Bu yine kullanıma göre değişir. Yani sürekli açık kalmayacağı için bu süre biraz daha uzayabilir arkadaşlar. Yine bağlantı mesafesi 100 metre açık alan, verimli çalışma aralığı 20-40 metre. Duvar kalınlığına göre değişiyor diyor. Arka tarafta da yine aynı şekil bilgiler var arkadaşlar. Hemen şöyle ben içini de açayım, kutuyu göstereyim. Bu şekilde bir de kullanma kılavuzu var içinde. Evet, kullanma kılavuzlarını şöyle köşeye bırakayım. Evet, gördüğünüz gibi iki tane tesisimiz şu şekilde mandallı bir şekilde arkadaşlar arkaya geçirilmiş. Şöyle alayım ben. Evet, tesislerimiz bunlar arkadaşlar. Şu bebek için, zaten burada da bebek resmi var. Şu da yetişkin için, anne veya baba işte kimin yanında duracaksa onun yanında durması gereken telsiz arkadaşlar. Şöyle küçük bir antenleri var. Yine bebekte tek ışık var, led gösterge. Ebeveyn kısmında ise şu şekilde 5 ledli ses ikaz göstergesi var. Yani sesin şiddetine göre bu ışıklar alçalıp yükseliyor arkadaşlar. Şöyle ikisinin de yan taraftan bakacak olursak, önce bebeğimizin yanındakini inceleyelim. Böyle bir kapatma off konumu var ve CH1 ve CH2 diye iki tane kanal seçeneğimiz var arkadaşlar. Ve bebeğin yanındaki olan telsizde sensitive, yani hassasiyet ayarı var. Düşük veya yüksek, bunu istediğiniz konumda ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yetişkin kısmında ise yine aynı açma ve kanal, iki farklı kanal seçeneğimiz var bu şekilde. Yetişkin kısmında ise sensitive yerine volüm, yani bebeğimizin oradan gelecek sesin alçaklık, yükseklik ayarını yapmamızı sağlayan şöyle bir tekerleğimiz var arkadaşlar. Volüm tekerleği. Pilleri arkada şu şekilde mandallar geliyor ama bu mandalları şu şekilde alta doğru ittiğimizde şöyle hafif yukarı alabiliyoruz ve burayı biraz daha rahatlatabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle pilleri göstereyim. Şu şekilde 3 tane ince kalem pille çalışıyor demiştik zaten. pilleri taktıktan sonra şu arka üst kısmın girmesi biraz zorlaşıyor. O yüzden ön tarafına biraz bastırıp itmemiz gerekiyor arkadaşlar. Piller kastırıyor çünkü. Evet, bu şekilde kapatabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar tesislerimizi inceledik, baktık. Şimdi ben ebeveyn tesisini burada bırakacağım. Hemen şöyle açayım ikisini de. Kanal 1'de açtığım zaman gördüğünüz gibi aralarında bağlantı kuruldu ve cızırdamaya başladı. Ben bebek kısmını kapatıyorum. Şimdi bu tesisimiz burada kalacak arkadaşlar. Ben önce yatak odasına, daha sonra da çocuk odasına gideceğim. Bu esnada kapıları kapatacağım. İki tarafında. Hem ebeveynin kaldığı yeri hem de çocuğun yattığı yerin kapılarını kapatacağım. Ve o şekilde bir ses denemesi yapacağız. Yani ses net olmayabilir. Bunu da ben şu anda bilmediğim için tam olarak, çünkü evin içinde denemedim. Ses net olmayabilir ama önemli olan sesin bize gelip gelmemesi zaten. Yani o ayarda gelmesi. Şu şekilde ikisini de hassasiyet ve ses seviyesini en üste aldım arkadaşlar. Ben şimdi önce yatak odası, daha sonra çocuk odasına geçeceğim. Tesisten de söyleyeceğim hangi odada olduğumu arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, tesislerimizin testini gördünüz. Ben de daha sonra videodan sonra deneyerek şey yaptım. Seste biraz cızırtı oluyor. Ses çok net, aşırı net değil. Ama sonuçta bu tesis konuşmak için değil. O odadaki çocuğun sesini, ağlama sesini duyabilmek açısından. Bence gayet kullanışlı. Bu ürün BİM'e geçen haftalarda geldi demiştim. Ve fiyatı 139 liraydı. İnternette ise aynı ürün 170-180 liralarda. BİM'i yine takip ederek, BİM ya da A101'i takip ederek bu şekilde ürünlerini faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.